Arkadaşlar hepiniz'e merhaba hepiniz kanalıma hoş geldiniz ben Spastic Gamers bugün sizlerle beraber Ateş ve Kılıç maceramıza kaldığımız yerden devam edeceğiz ama öncelikle mikrofonumu ayarlamalıyım sanırım bu vaziyette mikrofonum iyi gibi size nasıl umarım sesim size iyi geliyordur ses ayarlarımız harika berbat bir durumdayım Berbat bir durumda oynuyorum daha doğrusu. Zorluk derecesi normalde şurada yazıyordu ama e, normalde dediğim yani şeyde e, Warband, e, şeyinde modunda ya Warband modunda dediğim Warband Taliburs'un ayrı bir oyunu tabii ki. Fire and Sword da ayrı bir oyunu. Her ne kadar mod olarak düşünüyorsa de Tahmini performans %204 ne abi ya? Shielder kalitesi falan filan neyse. Buralarla oynaşmayın bence. Ondan sonra videonun ortasında e, içine etmeyelim de videonun hedef noktasını göster. Saldırı yönünü göstermeyebilir ya. Aslında saldırı yönünü gösterse mi? Kayıpları rapor et, tecrübeyi rapor et, vuruş zorluğunu bildir. Vuruş zorluğu dediğiniz şey nedir abi? Onu bilmiyorum ben. Dost askerlerin isimlerini göster. Eh yani göster. Tamam burada ayarlayacağımız bir şey yok. Geri dönelim kaydımıza ama sizleri uyarıyorum. Hiç ee, ummadığınız bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Ne kadar ilerlemiş olabiliriz ki? En fazla 3 bölüm video çektim arkadaşlar. 3 bölüm. Ve bu çektiğim 3 bölümün 3'ü de küt. Lehler var ordumda. Lehler. Siz en son nerede kaldınız bilmiyorum da. Yani ben orduya lehleri de aldım ya. Hani ee, leh paralı asker komutanına gidip onunla konuştum. Ve orduma lehleri de aldım. Bir albay esir almışım. Ne ara aldığımı inanın ben bile hatırlamıyorum. Ve param kalmamış. Farkındaysanız. 11.000 taler. Her zamanki gibi açgözlülüğüme doyum olmuyor. Yani yani bu aşk gözlülük benim bir e, kişisel özelliğim mi desem ya da kişisel özellik böyle bir özellik istemiyorum ben. Kişisel özellikten ziyade acaba şey mi ya hastalık mı bu simetri hastalığına sahibim de bilmiyorum acaba bu aşk gözlülük bir hastalık olarak nitelendiriliyor mu? Bir yerde savaşa girdi abi birileri e, izcilerle bizim eleman girmiş Aa, bitti mi işin? Evet evet albay inanılmaz bir zaferdi. Albayı biz seninle beraber mi yendik acaba? Hatırlamıyorum da. Dur geliyorum yanına. Barın, bir, barın beyin birliğine yardıma gidelim arkadaşlar. Durun durun. Benimkiler benim o olanlar durun. Onlar ne atıyor sesin Ne oluyor lan? Sizler de mi beni dinliyorsunuz? Normalde siz beni dinlemediniz. Şuraya gelin piyadeler. Nişancılar buraya gelin. Arkadaşlar nişancılara atış emrini bekle dediğim zaman daha hızlı geçiyorlar. Daha seri geçiyorlar. Onun farkına vardım. Lan Okşan'a gelin buraya. Aman kahramanlar Okşan'a falan durun lan durduğunuz yerde. Viktor. Viktor hadi oğlum. Geldiler mi buraya kadar? Lan alt üst 2-3 tane izleye bende ben de nizami düzen aldırıyorum ya. Ama olsun. Ya şu askerlerin duruşuna bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Seçkinler, tecrübeliler, arka taraftaki tüfekçi birliği. Ya benim zannetmiyorum ya. Yenemeyeceğim komutan çok zor. En azından Barın Bey'i e, birazcık ilişkimizi ilerletmiş olduk Barın Bey ile. Ben ne yapacaktım abi? Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Kalıncak Kalesi'ne bir gidelim mi? Kazak olarak gözüküyor ama yeni aldıkları için burada çok fazla askerleri olduklarını zannetmiyorum derken e, Albay Amiri Paul Gommon fırladı. Adamlarıma ben o zaman seviye aldırayım abi. Şu şekilde. Seviye aldırayım adamlarıma. Bu kıdemli de seçkin olacak sanırım. Bir tane seçkin tüfekçi oldu. Şöyle. Bu şekilde. Ee, gördüğünüz gibi. Acaba ben bunu alabilir miyim arkadaşlar? Bana alırım gibi geliyor ama e, bilemiyorum elbette. Daha sonra bu kaleyi ele geçirebilir miyim acaba? Önce buna saldırdıktan sonra. Acaba kale boş mu? Ben onu merak ediyorum. Hile açık mı? Peki. Hile açık değil. E, bu kötü oldu şimdi. O zaman mecburen burada bir savaş gerçekleştireceğiz arkadaşlar ama ben elimden geldiğince kaçmaya çalışacağım ki gündüz olsun. Sizler abi bana e, gece savaşma dediğiniz için ben gece savaşmaktan e, kaçınıyorum. Ki bu beni umursamadan gidiyor Gazi Kermen'e. Bakalım o zaman direkt belki kalanacak kalesini de alabiliriz. 139 kişi. Baş edebilir miyiz sizin arkadaşlar? Bir Fire and Sword'da bir delilik yapalım mı artık? Ne dersiniz? Fire and Sword'da da bir delilik yapalım artık. Girelim ve kaleyi alalım. Var mısınız arkadaşlar? Ben varım. Hadi bakalım. Şöyle bir girelim. Önce nöbetçiyle konuşalım. Merhaba dostum. Kimseyle görüşemiyorum. Anladım. O halde kaleyi kuşatalım. Zaten erzak. Oho! iki i̇ki dünya savaşı çıkarırız. Önce ee, kumandanla görüşmeyi bir talep edelim. Teslim ol. Evet teslim olmayı reddettiğine göre benim de patlayıcılık yeteneğim berbat olduğuna göre duvara saldırmak için direkt merdiven hazırlatabilirim. Ee, çünkü Kızılayar Kalesi kazak atamanlığından bilmem ne tarafından kuşatıldı. Kızılayar nerede? Kızılayar burada. Yok, hayır burası Kılburun. Kızılayar biraz daha bizden bağımsız. Ee, Esir alınlığı Kalancak Kalesi tarafından partim fark edildi. Ne yapıyor? 15 günde mi yapıyor? Bir gün daha bekli destek gel... destek gelmesini istemiyorum abi destek gelmeden şu kaleyi yalayıp yutalım abi haydi bakalım girelim nişancılar beni dinleyin atış serbest piyadeler ileri piyadeler ileri fire and sword'un en sevdiğim özelliklerinden birisi bir tek ee, şeye bir tek merdivene çıkmak zorunda değilsiniz aslında benim nişancılarım buradan onların hepsini indirebilir ateş eder de gelsinler abi. Nişancılar bize arkadan destek sağlasınlar. Bilmiyorum kuşatmada beni dinliyorlar mı? Beni ne kadar aa, takıyorlar pek bilmiyorum. Herhangi bir fikre sahip değilim Amca, ancak ama diyecektim tabii ki. Ancak ee, bilmiyorum yani bir şeyler yapabileceklerine inanıyorum. Bu saplamayı seveceğim gibi. Tamamdır. Tamam. Kalenin sağ bloğunu ele geçirebilirsek eğer Herhangi bir tüfek darbesi yemeden. Çünkü e, ateşli silahlar gerçekten çok güçlü dizayn edilmiş oyunda. Abi nişancılar da hücum edebilir aslında. Yani nişancıları şu üste getirmeye çalışsam acaba ne kadar sürede gelebilirler ki bizim nişancılar. Gerçi buradan bize bir faydaları dokunmaz. Ah diye ses çıkıyor ama ölmüyor ben onu anlayamıyorum ki. Tamamdır. Ee, kule temiz, kule temiz. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz abi? Düşman birliği ileri de değil mi? Ham, tüfekçileri aslında buraya yerleştirebilirim arkadaşlar. Çünkü tüfekçiler buradan, şuradan doğacak askeri birimlere çok güzel takır takır saydırırlar. Bizimkiler orada da iş başında. Ee, çok güzel, çok güzel. İçeri girip şunun aklını almak istiyorum. Çok güzel. Yeni askeri düşman kuvvetleri geldi. Ee, acaba bir kalkan kullan, kalkan kullan. Evet, düşman birliği bu yönden geliyor. O halde düşman o yönden geliyorsa ben aşağı tüfekçilerimi yerleştirirsem eğer bunları takır tukur avlarız. Ya da tüfekçileri şu üste yerleştirirsem acaba buradan halletme şansları var mı? Deneyelim mi? Ben halledebilecek miyim acaba? Yok ben beceremiyorum. O halde ne yapalım arkadaşlar? Tüfekçiler ama aşağıdakilere hak ediyor tüfekçiler yani. Aşağıdakilere haklıyor. Sıktım ve vurdum. Ama öldü mü bilmiyorum. Galiba öldürdüm. Aa bu da ne? Bu da bu da beni öldürecek burada. Bir de defol git. Şuradan bir tüfeği alalım arkadaşlar. Tüfek dolu mu? Tüfek dolu mu? Ha şimdi doldu. Peki buradan bu tüfekle sıksam. Oo çok güzel. Çok güzel. Bayıldım. Fevkalade. Var mı buraya gelen giden? Yok. Bizim adamlarımız zaten çok güzel hak ediyor herifleri. Bir şeyler oluyor ama orada. Çok güzel çok güzel bu tüfeğe alışmak üzereyim. Var mı sağdan soldan gelip giden? Yok. Bakın arkadaşlar paralı leh süvarilerimiz de iş yapıyor leh askerlerimiz. Ee, bu kaleyi kendime almayı talep edeceğim. Eğer ee, vermezse Kırım Hanlığına ihanet eder miyim? Etmem. E Çünkü Kırım kırmanlığına da ihanet edersen benim bucağım da gider elden. Ama buradan daha fazla vergi gelir. Ya düşünün bir bucaktan bile o kadar vergi geliyorsa buradan ne kadar vergi gelir abi. Yani siz hayal edin. Gerçekten çok harika vergiler gelebilir. Çok harika e, taler elde edebiliriz ve o talerle yeni ordu basar kendi krallığımızı kurarız. Ama şöyle bir sorun var ki Fire and Sword'da maalesef krallık kurma sistemi yok. E, ana ulan bir dakika ulan. Oğlum şunda var mı bir şey cephane? Doldur doldur çabuk doldur. Kim attı lan yakın dövüş silahını? Son adam bu muydu? Ciddi olamazsın. 13 oru Ar 13 aralı Ar bence gayet iyi bir kayıpla aldık burayı. 139 Merida Şambul yasak sayman almıyorum arkadaşlar onları. Ee, sadece bana gereken adamlar lazım. Leh piyadesinin seçkini anladığım kadarıyla pert olmuş ki bize yeni bir seçkin leh piyadesi e, terfi ettirdi. Kalancak kalesinin bana verilmesini istiyorum. Aksi takdirde isyan edeceğimi belirtmiştim zaten. Ama daha önce bir gidelim. Tamam mı? Kalancak kalesini... Aa, daha önce gidemeyiz. Bir dakika, bir dakika. Şurada bir kayıt alalım önce. Önce bir kayıt alalım. Daha sonra süreye bakalım. Ee, süremiz 10 dakika olmuş. Devam edelim o halde. Tekrar kaydedelim. Paraya ihtiyacım var. Bucaktan gidip vergi alacağım ama o gazi kermenden geçme, geçecek olmam beni öyle bir kıllandırıyor ki... Burada biraz bekle diyelim bari adamlarımın yaraları iyileşsin. Ve bakalım acaba bana e, bu kaleyi verecekler mi, vermeyecekler mi? Öyle bir durum da var biliyorsunuz. Kaleyi bana vermeyebilirler. Ki yüksek ihtimal vermeyecekler. Ee, ne yapsak acaba ya? Şöyle bir adamlarıma durup terfi aldırayım buradan kıdemli, seçkin, kıdemli, eee gidelim bari şu bucaktan vergimi almaya bakayım. Kezdev Kalesi yakınlarında düşman grubu diyor. Ne? Ne? Mirza Arguna verdin fakat bana e ee, ba bana ne verdin abi? Bana babayı mı verdin bana? 1200 taler. Hadi lan. Hadi lan. Yeminimden feragat ediyorum ve topraklarımı kendi topraklardan vaz mı geçtim? Yapma öyle bir salaklık yaptım değil mi? Ben? Bir dakika bir dakika. Çık 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 kaydetmeden çık. Be Beyinsiz, beyinsizsin sen Samet. Beyinsiz. Bekle. Ee... Ah, al gitsin almayın al. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Kırım hanlığı bana bu kaleyi yar etmeyecek. Ee, ne yapalım sizce? Ya ben burada kayıt alıp bölümü bitirmek istemiyorum. 20 tane Mirza Şambul mu oluştu burada? o harika. Harika. Buradan bir de şehirlerden asker üretiliyordu değil mi? Ben onu da unuttum. Ya ben bu kaleyi alır ömür boyu yaşarım acı ya. Yani ben bu kaleyi alırım tamam mı? Burada kırmanlığı asileri olarak geçeceğiz de boş ver onu. ben burada bir ömür geçiririm ya. Ama kırmanlığı da bir ömür bana geçirebilir. Tabi. Tabi tabi. Hay hayallerime bile tecavüz edebilir. İsmail Kalesi Kazak Atamanlığından bilmem ne tarafından kuşatıldı. O zaman ben gidip o bucaktan vergi mergi alamam abi. Hayal oldu o iş. Biraz bekleyelim. Şu ne edeceğim çünkü. Kaleyi istiyorum abi. Yeter artık yani. Oyunda 259 gün geçmiş. 263 gün geçmiş. Yani 260 küsür gün geçmiş. Ya ben bölüm olarak 2. sezonun 5. kaçıncı bölümündeyim. Ne? Mirza Argun'a mı? Yok bu sefer Barın Bey'e vermiş. Abi sen ee, zaten bak senin yüzünden benim burnum boktan kurtulmuyor. Hadi lan. Toprakları tut, kalan kalesi dahil tüm toprakları istiyorum abi. Ç çatılıyı boş ver be. Şimdi büyük bir krallığa bağlı olmadan kendine ait bir toprağa sahipsin. Daha büyük bir oto bir, oto otü. Otoriteyi tanımayan efendisiz bir savaş lordu. Bu özgürlüğün tadını çıkar ama bir iki toprakların kralları sana nazikçe davranmayacak ve senden kurtulmak için her türlü fırsatı kullanacaklardır. Bir krallığın koruması altında olmadan hayat çok zor olabilir. Bucak'ta imam hakim, her şey gitmiş olan Bucak'ta. Şimdi burası benim, değil mi? Benim oldu burası. Çok yaşa Bey, şehrin artık silah deposu var. Ne demek? Ne demek? Şimdi öncelikle birliklerin bir kısmını buraya yerleştir diyoruz. 30 tane tüfekçiyi ve şunları bir terfi ettirelim mi? E, terfiyet. E, terfi et. Leh seçkinlerini üste alalım tabii ki. Şöyle sen seçkin ol. 30 tane tüfekçi, 20 tane meriz şambul var. E, ya aslında komple tüfekçi yerleştirsek de yeterli olabilir ama bilemiyorum tabii ki. Şöyle yapalım şimdilik. Şimdilik böyle iyi. Çünkü ben yanımda da adam olsun istiyorum. Gidip e, vergilerimi toplayacağım ve valiyle konuşmalıyım. Valicim, canım. Ee, şehri geliştirmek istiyorum. Ee, silah deposu var. Çok güzel. Su çeşmesi var. Harika. Akademi, akademi yok. İnşa et desem... Oh! Oh! oh. 11.000 taler mi? Abi az yavaş. Tüccar loncası var. Savunma, savunma tahkimatları. İnşa etsek 12.000 taler mi? Abi sen ne yapıyorsun ya? Kışla. Kışla var. Ondan asker geliyor. Ahır. Ahır var. Süper. O zaman savunma takvimhanesi, şehir hazinesi var mı? Şehir hazinesi inşa etsen 3000 tane. Var. Bununla başla işe. Ne yapalım artık? Bununla işe başlayacağız. Çatılı'ya gidelim abi. Bura Nere? Kalancak Kalesi. Kırım Hanlığı asileri olarak geçiyoruz. Ee, sorun değil. Acaba Kazaklarla olan ee, münasebetimiz devam ediyor mu? Galiba münasebetsizliğimiz devam ediyor Kazaklarla. Bir bakmak istiyorum da. Görevler değil abi. Taraflar. Kırmanlı asileri. Kazak atamanlığı mı? Abi sizler affetmez misiniz beni ya? O kadar köylerini vurduk. Kırmanlı asileri. Beni öldürecekler beni. Çatılı onun kontrolünde, Bu cevabı bana vermediler anladığım kadarıyla. Ee, bari Mıhtar'la konuşalım. Mıhtar. Merhaba. Köyü geliştirmek istiyorum. Değirmen var mı? Var. Depo var. Okul var. Gizli inşaat 2000 TL. Birini birine ata hakim yok. Al işi. Gitmeliyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Umarım yakalayamaz. Umarım yakalayamaz. olan <laughs> ulan nasıl bir kargaşanın içine düştüm. Albay. Albay gitsene oğlum orada. Albay. Albay. Albayım. Albaycım. Canım. Hadi hadi. Hadi ikile. Hadi ikile abisi. Bucak kimin lan? Bucakla benim değil mi? Ufak bir kayıt alayım ama. Bucak benim değil mi lan? Ya keşke ya hile ah 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 hilesiz oynuyoruz oyunu. Hile olsa şuraya bir zıplayıp baksam bucak kimin diye. Bu arada bizim rengimiz değişik mi aynı yeşil mi? Ben renk körüyüm abi bana bakmayın şimdi. İsimden çıkaracağız artık. Bana bakmayacaksınız o konuda. Ben körüm yani bildiğiniz hafiften. Ee, renk körü. Normal kör. Ay, Allah korusun yani. Gö görüyoruz Allah'tan. O ne ya? Abi, abi dalga mı geçiyorsun ya? İslam abi bana çakmaya geliyor. <laughs> Başlamadan biten bir hikaye daha. Bu umutsuz aşkını ondan sonra kendi sesimden telif hakkı yiyeceğim. Ona karşıniyorum şarkı söyleyeceğim. Şarkı benim değil mi? <laughs> abi gelme abi. Abi ne yapayım? Hiç toprak vermiyorsun bana. Bir köyle geçinip gidiyoruz, idare ediyoruz ya. Kolaysa arkanda o kadar adam yokken gel. İslam bak beni deli etme oğlum. Bak beni deli etme bak. Gelir dalarım da şimdi sana. Oho arkasındakilerle. Biri bize destek vermeyecek değil mi? Son saniyelerimi yaşıyorum. Bir lord olarak. En kısa lordluk sürem olacak abi. Hani oyun tarihiyle 4 Aralık'ta kuruldu. 4 Aralık sabahı. 4 Aralık öğlen vakti imparatorluk yıkılacak. 17 dakika olmuş ve e, oyun kendini kapattı. Allah'tan kayıt aldım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize e, teşekkür ederim. Siyah ekran geldi sizde farkındayım. Kendinize iyi bakın, esen kalın ve önerilerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum.